Merhaba arkadaşlar. Ben doktor öğretim üyesi Oğuz Ayer. Bu hafta viroloji dersimizin 8. ünitesini viral hastalıkların teşhisini sizlerle beraber işleyeceğiz. Bu dersimizin kapsamında örneklerin testlerde kullanılmak üzere hazırlanmasını Virolojik teşhis amacıyla örneklemeyi ve virolojik teşhis yöntemlerini işleyeceğiz. Virolojik teşhis ama amacıyla örnekleme, Virolojik teşhis amacıyla örneklemelerin doğru e zamanda uygun şekilde yapılması, teşhis için uygun materyalin alınması, ve amaca uygun olarak laboratuvara taşınması, götürülmesi çok büyük önem taşın önem arz etmektedir. Bir de örneklenecek doğru materyalin seçiminde hastalığın yarattığı, oluşturduğu semptomları da en önemli belirleyici faktörlerdendir. Bu örneklerin bu örneklem çalışmasının yapılmasında e, biz bir defa e, canlıdan ya da ölü hayvandan ölü bir e, canlıdan e, örnek alma hususlarında bir farklılıklar olacaktır şüphesiz. Şöyle ki e, biz canlı bir hayvandan örnek alacaksak bu canlı hayvanın vermiş olduğu hastaya göster hastalığa göstermiş olduğu teşhis e, semptomları çok önemli bir e, durum arz etmektedir Şöyle ki e, Örneğin yandaki tablodan görüyoruz bir ishal konusunda canlı bir hayvandan biz bir e, örnek numunesi e, alabilmemiz için onun dışkısına müracaat etmemiz lazım neden Çünkü ishal oluşturan durum canlının gastrointestinal dediğimiz ağızdan anüse kadar olan bölümüdür. Dolayısıyla ishalin oluşması bir kusma oluşsaydı bunu mide yani gastrointestinal kanalın giriş bölümünden almamız doğru olurdu. Ama bir ishal durumu söz konusu olduğu için buradaki ilk şüpheleneceğimiz yer dolayısıyla şey olmalı. Yani anüs ve bağırsak sistemi olması lazım Dolayısıyla buradan en rahat örnek dışkıyla alınabilir burada Elbette ikinci şüphemizde nihayetinde bu bir dahili bir durum olduğu için de kanla da bu örnek materyaline ulaşabiliriz Şayet bizim e, <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> gözlemlediğimiz semptomlar bize bir viral hastalık şüphesi doğuruyor ise buna sebep olacak vira, viral hastalığa sebep olacak virüsün teşhisinde de örneklemenin doğru yapılması lazım. Yani bir canlının birçok yerinde virüs olabilir. O virüsler herhangi bir semptom da yaratmıyor olabilir. Bu semptomu yaratan virüsü bulmak en doğrusu olacaktır. E, keza solunum sistemi göz enfeksiyonlarında. bu, Burada, burada da solunum sistemi dediğimizde, ağız ve burundan, e, yutaktan, nefes borusundan ve ciğerlere kadar inen bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz burada, bir canlı hayvandan burun geniz, değil mi? E, ve o soluk kanalına giden ve bölümlerden sürüntüyle bir e, örnekleme örnekleme dokusu alabiliriz. Biz bu aldığımız dokuların içindeki onları dokulardaki özür dilerim dokuların hücrelerinin içindeki dokuların hücrelerini enfekte etmiş e, virüslerin peşindeyiz. Dolayısıyla biz e, burada e, peşinde olduğumuz virüsün e, nerede ve nasıl bulacağımızı da iyi tespit etmemiz lazım. Yani bir virolojik teşhiste bir viral bir hastalığın teşhisinde ona etki eden maddenin, ona etki eden virüsün tespit edilmesinde örneklemenin doğru olduğu gibi doğru olabileceği gibi yolunun ona dikkat edilebileceği gibi özür dilerim ne şekilde ne tarzda alınmasına dikkat edilmesi lazım. Aynı şekilde bir solunum sistemi veya bu göz enfeksiyonlarında meydana gelen e, semptomların oluşturduğu viral hastalıklarda virüsün teşhisinde onun tespit edilebilmesi için ölü hayvanlarda da bu sistemlerin e, doku örneklerinden e, kesitler alınaraktan e, doku içerikleri alınaraktan ilgili diğer tetkikler e, tanıma ve identifikasyon dediğimiz kimliklendirme e, testlerine geçilmesi lazım. E, örneğin bir yavru akma ise bu hastalığımız bir defa plesenteden yani anne karnının tamamından e, bu şey alınabilir. Nihayetinde e, rahimde e, rahimin bulunduğu üregenitel sistemde bunun için önemli bir ipucu verebilir. Ama en basiti her zaman şu yolu takip etmek esastır. Yani en dıştan içe doğru. Yani önce bir vajinal akıntıdan, vajina girişinden veya işte uterus veyahut rahime doğru ilerleyerek hatta hatta annenin karın bölgesinin tamamından bunu almak mümkündür. Şayet e, düşük yapıldı ve anne sağ ise örneğin ve düşük yapılan canlı yavru da ölmüş ise direkt yavru üzerinden o teşhise başlanılabilir. başlanılabilir ee, o örnekleme başlanılabilir özür dilerim bunlar tabii ki hem hem annenin hem yavrunun düşük ol ölü, ölü olması ayrı bir durum ee, yavru düşükle ölmeyebilir ee, ya da gerçi o doğuma benzer ama eğer yavru öldüyse de anne öldüyse de her ikisinden de bu ilgili bölgelerden başlayaraktan ilkin verilen semptomları da göz önünde bulundurarak değerli arkadaşlar e, aramaya e, teşhise yönelik örneklem toplamaya ilk örneklerin toplamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Biz nihayetinde böyle bir durumlarda e, değerli arkadaşlar bir olay yeri inceleme gibi olaya yaklaşmalıyız. Önce e, konunun ne olduğunu bir anlamamız lazım. Önce bir Değil mi? Bu bir ishal mi? Bu bir yavru atım mı? Bu bir e, akciğer enfeksiyonu mu? Bu bir sistematik bir hastalık mı? Öyle değil mi? S sistemik bir hastalık mı? Yani ya da işte bir cilt hastalığı mı? Bir eklem hastalığı mı? Bir bunların sinir hastalığı mı? Bir bunların sinir sistemi hastalıkları mı? Önce bir genel bir çerçevesi çizilmesi lazım. Ve daha sonra da özelleştirerekten gitgide daha derine, daha daha derinlere sondajlanaraktan konunun ana merkezine varmak gerekiyor. E, dolayısıyla hastalığımızı biz gözlemlerle dış tetkikle yaptıktan sonra onun semptomlarına bakacağız. O semptomlar bize eğer viral bir hastalık ipucunu veriyor ise e, o hastalığın sebep olduğu o hastalığa o hastalığın maruz bırak maruz o hastalığa maruz kalan sistemler göz önünde alınacak önce ve oralardan örneklemeler başlanacak. O ilgili örneklemeler örneğin bu solunum saydık az evvel ya da üregenital sistemse yavru atma gibi. Ve orada en dıştan en detaylı, en katmanlı yerlere doğru örneklemi ilerletebiliriz. Biz eğer en dıştan başladık Değil mi? Bir ishalde ne dedik? Önce bir gaytadan, dışkıdan bir yola çıkacağız. E, oradan devam ederekten gerekirse hayvanın bağırs iç e, bağırsaklarından bir şey alacağız. E, sürüntüyle bir sıvapla bir örneklem yapacağız. Ya da daha ileri giderekten e, veya işte ağız bölgesinden mide ve ince bağırsağa doğru bu gastrointestinal sistemin giriş kısmından e, bu tetkikleri Örneklem tetkiklerini özür dilerim. Örneklemi basamaklandıracağız. Ee, ölmüş hayvanlarda şuna dikkat etmek gerekiyor tabii ki bu örneklemde. Onlarda otoliziz başlar. Yani hücreler sistemlerde yer alan sistemlerde yer alan dokulardaki hücreler. Örneğin bir karaciğer dokusundaki hücreler, değil mi? Oradaki doku sistemlerinin tüm hücreler. Otomatik olarak kendini eritmeye, lizize etmeye başlar. Bu dolayısıyla kokuşma da tabi bunlar için bizde bekleyen e, örneklem tehlikelerinden biridir. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar da bizim e, doğru örneklem almamıza yardımcı olacak. Çünkü e, otoliziz dediğimiz hücrenin kendini parçalaması, kendini eritmeye geçmesi bizim hücrenin içinde aradığımız virüsün de yok olmasına sebep olur. Dolayısıyla bir otopsiyi biz doğru bir şekilde yapmış olamayız. Ee, örneklerin nakledilmesi de çok önemli bir husustur. Burada dikkat edilmesi gereken konu bir defa biz bir canlı materyali laboratuvara taşımak, taşımak durumundayız. Teşhis için. Dolayısıyla Keşiste bizim materyalimiz olan örneklerin bir soğuk zincirle e, laboratuvara gitmesi gerekiyor. Bu soğuk zincir bu e, buz aküleri ya da buz jelleriyle e, ya da dokunun kendi sıcaklığını muhafaza edecek e, durumda termoslarda ter, özel termoslarla e, götürülmesi gerekir laboratuvara. Ee, bunun dışında örneğin bir kansa e, elimizdeki örneklem bunun e, nasıl bir çalışmada kullanılacağı önce önemli. Eğer e, bu bir serolojik bir çalışmadaysa kesinlikle katkısız bir tüple e, kan örneği alınıp zaten orada plazmasının ve serumunun veya işte eee lökosit kısmının e, ayrılıp e, çalışılacak bölmesinin böyle bir eee segregasyona, ayrıma uğraması istenir. Şayet biz tam bir kandan çalışacaksak bu kanın kesinlikle pıhtılaşmaması gerekiyor. Yani koagüle olmaması gerekiyor. Bunun için antikoagülan maddesi içeren, örneğin etta gibi, örneğin heparin gibi, örneğin sitrat içerikli pardon sitrat ekli boş tüpler yani kan tüplerimiz var. O kan tüplerine örneklerimizi alaraktan biz bu örnekleri örneklemeyi doğru bir şekilde laboratuvara taşınmaya gayret gösteririz. Bu antikoagülan maddeler, ettalar, heparin ve sitratlar zaten kanın pıhtılaşmasını, antikoagüle olmasını önleyerek bizim laboratuvara gitmemize vesile olur. Götürmemize yardımcı olur. Özür dilerim. E, mukoza yüzeyinden biz örnek alırken de şunlara dikkat etmeliyiz. Yani bu mukoza yüzeyinden biliyorsunuz bugünlerde birçoğumuz e, e, şeyde televizyonlarda, basın yayın organlarında görüyoruz. Özellikle COVID şüphelisi olduğu düşünülen insanlar, düşünen insanlar hastanede ilgili servise başvurduklarında özel bir cam bölmede olabildiğince e, sağlık çalışanının e, şüpheli hastadan herhangi bir covid virüsüne maruz kalmamak için kendini korunaklı bir camın arkasında ya da uygun bir kıyafetle e, o oradan hızlı bir şekilde e, sürüntü örneği almaya çalışıyor değil mi? Burun ve ağız geniz bölgesinden. Oradaki amaç bu mukozal yüzeydeki ağzımızın içi, burnumuzun içi veya işte o geniz bölgesindeki o e, mukozal yüzeyimizden eee Epitel doku hücrelerini böyle dökülen epitel doku hücrelerini toplamaya çalışmak. Genelde steril bir pamuk uçlu çubukla bu işlemler yapılıyor. Orada tabi bastırarak döndürmeniz esas. Şayet sizin de sahada ıı, sürüntüyle mukozal işte ağız burun salyasıyla veya işte vajinal salya veya vajinal mukazoyla ağız burun mukozasından örnek almanız gerekirse burada ilgili çalıştığınız e, steril çubuğun pamuk uçlu ya da değil. E, onun biraz bastırarak ve döndürerek o epitel doku üzerinde ki hü hücreleri almaya gayret göstereceğiz. Çünkü bizim amacımız bu sürüntüde yani swap dediğimiz bu işlemde epitel doku hücrelerini kazıyıp almak. Çünkü bizim aradığımız virüs o virüs, hücrelerin içinde olabilir. Bu yüzden buradaki önem en önemli konulardan biri budur. Bu e, mukozal yüzeylerden örnekleme de şun, şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir e, transport vasatı dediğimiz e, taşıma sıvısı söz konusu. Çünkü buradan alır almaz burundan, ağızdan veya vajinal mukozadan alır almaz onu bu sıvının içinde o çubuğun üzerindeki hücreleri hem vuraraktan hem suya içindeki sıvıya karıştıraraktan özür dilerim. E, iç Üzerindeki epitel doku hücrelerinin o taşıyacak sıvının maz sıvının içine dökülmesini arzuluyoruz. Bu transport solüsyonu veya transport sıvısı, taşıma sıvısı nasıl ifade edersek içerisinde antimikrobiyal ve karakterli bir fizyolojik su vardır. Yani biz antimikrobiyal maddeleri sadece ve sadece ne için kullanıyoruz değerli arkadaşlar? Bakteriler için, funguslar için kullanıyoruz. Antimikrobiyal maddeler e, virüslere genel olarak etki etmezler. Dolayısıyla biz o taşıma suyunun içinde sadece ve sadece e, virüslerin kalmasını istiyoruz. Hatta o örnekler alındıktan sonra bir gün genelde bekletilip o antimikrobiyal antibiyöbriyal antibiyotik maddeler o solüsyonun içinde geniz ve burundan alınmış bakterilerin öldürülmesini bekler. Bir sonraki test aşamasına geçebilmek için zaten dikkat ederseniz genelde bu tarz sürüntüler birkaç saat içinde de cevap verebiliyor. O çalışmanın gücüne de bağlı. Çalışılan özür dilerim. Tespit tekniğine de bağlı yani virüsün tespit tekniğine de bağlı. Genelde de bir gün veya iki gün sonra dönüşler oluyor yakın çevrenizden de covid ile ilgili bu tarz örneklem yaptırıp teşhis sonuçları bekleyen yakınlarınızdan duyuyor bu testlerin yapılma sürelerini. Çünkü orada bir işlem yapılıyor. Yani o aldığınız sürüntünün bir süre antibakteriyel bir ortamda, anti şey antibiyotik bir ortam antibiyotikli bir fizyolojik su ortamında bir defa elimine edilmesi yani yok edilmesi lazım. Daha sonra bu yok edilip edilmediğinin bir ekime yap ekim yapılıp bir besi yerine onun bakterinin üreyebileceği iyi bir sıcaklık olan 37-42 santigrat derece her neyse e inkübasyona bırakılması lazım. O 24 saat kadar beklenip orada herhangi bir bakteri üremediği gözlenirse o ekim alanında, inkübasyonda o petri'de artık biz solüsyonumuza güvenebiliriz ve o şey transport solüsyonumuza yani taşıma sıvımıza onun içinde var olduğunu düşündüğümüz virüslerin olup olmadığının tetkikine, analizine, testine geçeriz. Böyle bir ara aşama söz konusu. İdrar örneklerinde de aynı şey söz konusu değerli arkadaşlar. Genelde katetelle alınmasını tavsiye ederiz bu tarz olaylarda. Bu tarz detaylı yani virüs çalışacaksanız kesinlikle ve kesinlikle katetelle alınmalıdır. Bunda şüphe yok. İhtimale söz konusu bile değil. Ya da yani çok nadir olarak canlının durumuna göre steril kaplara da hemen koymak mümkün olabilir. Ama yine de değerli arkadaşlar bu e, idrar sonrasında e, çalışılacak materyalin e, kesinlikle ve kesinlikle bir e, taşıma vasatı dediğimiz, transport vasatı dediğimiz taşıma solüsyonunda e, yine antibakteriyel, antibiyotik maddelerle, antifungal maddelerle muamele edilip içinde virüs haricinde mikrobiyolojik bir maddeyi bırakmadan o e, eliminasyonu ve kontrolü yaptıktan sonra diğer aşamalara geçmek bize daha kesin e, sonuçlara e, götürmeye vesile olacaktır. Bu ince detayları lütfen e, kaçırmayalım, iyi anlayalım yani. E, örneklerin testlerde kullanılmak üzere hazırlanması, bu da tabii ki değerli arkadaşlar çok çok önemli bir konu. Yani şöyle ki. Biz aldığımız örneğin teste geçirmeden önce az evvel de bahsettim. Bu nihayetinde birel bir teşhis. Yani biz ne yapıyoruz? Biz aslında bir bakteriyi aramıyoruz. Onun için ortamdan bakteriyi uzaklaştırmak lazım. Bir fungusu aramıyoruz. Bir küfü aramıyoruz. Ya da mikroskobik başka bir canlıyı aramıyoruz. Biz bunların Aldığımız örnekten bir defa eliminasyonuna emin olmamız lazım. Ee, daha sonra da herhangi diğer kontaminantların yani olası etkilerini de elimine etmemiz lazım. Biz e, bunları da et, elimine ettikten sonra aldığımız hücre örnekleri sürüntü olabilir, dışkıdan elde edeceğimiz e, hücreler olabilir. İdrarda karşılaşacağımız hücreler olabilir. Değerli arkadaşlar. Ya da bir doku parçasından alacağımız ölmüş bir hayvansam hücrelerin kültürlerine herhangi bir toksik etki yapmayacak ya da onları en aza indirecek düzeyde izotonik ortamlara izotonik sıvı ortamlarda yani tuzlu sular gibi örneğin bekleterekten bir sonraki Hazırlık aşama yani bir sonraki test aşamasına özür dilerim bir hazırlık evresi geçirmek zorundayız. Örneğin organ ve dışkı örnekleri de bu işlemler yapılırken bir defa biz bir dışkı örneğini değil mi bu nihayette bir katı bir e, ürün e, bu ürünün bir defa e, belli solüsyonlarla homojeniz edilmesi lazım yani sıvının içinde eşit derecede dağıtılması lazım her bölgesinde ve bu gerekirse bir havanla olabilir laboratuvar ortamında porselen havanlar ve dövecekleriyle. Eğer onu yeterli gelmezse bazı hayvanların dışkıları çok katı olabilir. Steril kumlar bunda yardımcı olabilir bizim onu parçalamamızda. Yani orada çünkü biz bir hücre şeyine hücreye ulaşmaya çalışıyoruz. E, ve bu işlemler yapıldıktan sonra değerli arkadaşlar. Bu bir filtrasyondan geçebilir. Çünkü bizim aradığımız partikül çok çok küçük bir partikül. Dolayısıyla bir kağıt filtrasyon ya da, da yani sık dokulu bir kumaş filtrasyonu bizim için önemlidir. Yani onları belli bir sıvı hale getirdikten sonra sıvılaştırdıktan sonra belli bir solüsyonlar kurup burada mesela PBS solüsyonu kurulmuş, koyulmuş. 1 grama 9 mililitre PBS solüsyonu konularaktan gerekirse steril kum vasıtasıyla bu örnekler parçalara ayrılıp homojenize edilmiş. Daha sonra da bu homojenize edilmiş maddenin içindeki su bizim çalışacağımız e, örneğimizin olduğu olması gereken yer. Bunu alıp bunu santrifüj ediyoruz. Burada santrifüjde amaç neydi? Daha önceki derslerimizden de hatırlarsanız arkadaşlar santrifüj bir merkez kaç kuvvetine yer çekiminin o çekim etkisine ve e, bir rotarda Örnek tüpünün dönmesiyle oluşan o iç kuvvetin tabana doğru yayılmasıyla sıvının içindeki malzemelerin ağırlık ve büyüklük skalasına göre en dipten en yukarıya doğru süzülmesi işlemiydi. Dolayısıyla bizim virüsümüz de en hafif malzeme olacağı için biz virüsü tüpün en altında değil en üstünde arayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar tüpte görüyorsunuz sıvı konuldu. Sonra santrifüj edildi. Bu ile ilgili bir şey söyleyeyim ben size. Bizim burada yapacağımız santrifüj 3000 dakikada 3000 devir, 3000 RPM yani namı diğer bizim işimizi görür. Yani 3000 RPM'de biz santrifüj yaparız. Ee, artı +4 derecede olmasına ve süresinin de 10 dakika olmasına dikkat etmemiz şarttır. Yani 3000 RPM 4 santigrat derece ve 10 dakika bizim için yeterli. Biz dışkıdan aldığımız e, numunenin filtrasyonu yapılaraktan e, hücrelerinin ve virüslerinin daha doğrusu hücrelerindeki virüslerin daha doğrusu e, elde edilmesi için bu santifirij bize yeterli. Peki santifirij yaptık. Elimizde ne kaldı? Bir tabanda çökelmiş katı madde dediğimiz pelet. Onun üstünde de sıvı dediğimiz süpernatant kısım vardır. Biz onu süpernatant kısmını alırız. Değerli arkadaşlar. E, süpernatant kısmı dediğimiz o sıvı üst kısımda e, onu antibiyotik ilaveli bir yere e, intikal ettiririz. Bir besi yerine alırız o sıvıyı. Orada bir uygun ortamda bakterinin uy, 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 uygun derecede uygun zamanda e, uygun işte diğer koşullarda ü, üreyeceği inkübasyona etülleri koyarız Laboratuvarda 37 santigrat derece ya 42 santigrat derece arasında. Orada e, süpernatantın içinde bakteri olup olmadığını kontrol ederiz. Ama biz önce antibiyotiği koyuyoruz. Buna rağmen kontrol ediyoruz. Yani olabildiğince güvenli ilerlemeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Bir şey için geriye dönmemek için ve böylece. Ee, örneğin bir örne, örnek ve dışkı üzerinden ö, pf, organ ve dışkıda dışkıda e, vi, viral bir çalışma için gerekli olan e, örnek hazırlanmasının ön aşamasını burada görmüş olduk. Bir dokuyu da gözünüzün önüne getirin değerli arkadaşlar. Örneğin e, bir beyin dokusu veya bir karaciğer dokusu otopsi yaptık. Hayvanın o dokusunu aldık. O dokunun kesinlikle parçalara ayrılması lazım. Hücresel bir parçalamaya uğramak, uğratmak lazım. Bu yüzden onu gerçekten fiziki bir ee, kuvvetle parçalamamız gerekir. Bu bazen sıvı azotla ee, yani çok yüksek ee, eksi derecelerde yani 190-90-110-130 gibi yüksek eee eksi değerlere maruz bırakaraktan e, çok sertleşmesini ve bizim havanlarla o porselen havanlarla e, rahat dövüp parçalayıp e, kullanıma hazır hale getirmemizi sağlar o, o durumlar e, o işlemler bizim için önemli çünkü biz orada virüse virüsün peşindeyiz. Kan örneklerinin hazırlanması da değerli arkadaşlar iki konuda ele alalım. Yani virüs izolasyonu için kullanılacak kanın hazırlanması bir de serolojik çalışmalar için kullanılacak kanın hazırlanması diye. Biz virüs izolasyonu için bir hayvandan bir canlıdan kan aldık. Antik, antikoagülanlı tüpleri koyduk. Et dalı veya işte sodyum sidratlı, heparinli. Bu, bunu laboratuvara getirdik. İlk işimiz sentfrijini. Yine. yine bunun içinde 3000 rpm'de, dakikada 3000 devirle, 4 santigrat derece'li soğutmalı bir sentfrijeden bahsediyoruz o zaman. Ve 10 dakikalık bir santrifüj bize kan tüpümüzde şöyle bir durumun oluşmasına vesile olacak. Yani 3, 3 katmanlı bir kademelenmede o kanda 3 katmanlı bir kademelenmede e, gözleyeceğiz. Bu üç katla, katme, katmanlı e, kanın kademelenmesinde en altta eritrositler var. Yani o pelet dediğimiz kısım da ve en üst kısmında ise plazma dediğimiz o sıvı kısım var. Bu eritrosit dediğimiz pelet kısmıyla işte üst taraftaki süpernatant kısmının üst kısmı olan plazmada'nın arasındaki o grimsi beyazımsı bölgede ise lökositler var. Biz o lökositlerin peşindeyiz. Dolayısıyla biz bir pipet yardımıyla bu pastör pipeti de olabilir, arkası balonlu biliyorsunuz pastör pipetlerinin. Basılarak o bölge alınır bir solüsyonun içine yine burada bir PBS polisi solüsyonu kullanılmış. Bu solüsyon genelde şu karakterde arkadaşlar. Yani içine konulan örnek numuneye herhangi bir etki etmeyecek. Aynı zamanda da herhangi bir etkiye de maruz bırakmayacak. Yani steril bu şeyler. Hem de bir reaksiyona girebilecek etkileri söz konusu değil. Yani eee nötr malzeme bunlar. Dolayısıyla bu bu e, PBS'li solüsyonun içine e, lokositimizi koyduktan sonra e, biz bir santifüj yapıp tekrardan onun oluşmasını sağlıyoruz. Yani şöyle ki o sıvının içinde o PBS'nin içinde bir defa yıkanıp dibe vurmasını istiyoruz. O üstteki süpernatant kısmı yani PBS solüsyonunu döküyoruz. Yeni bir PBS ekliyoruz. Onunla tekrar e, vortex yapıp karıştırıp iyice İyice bulamaç yaptıktan sonra bir daha santifriz yapıyoruz. Yine e, o PBS'yi e, döküyoruz. Bakınız o her dökülen santifriz sonrasında her dökülen PBS'de aslında biz e, lokositi temizlemiş oluyoruz. Yani üstte kalan metabolik artıkları vesaire şeyleri e, iste, istemediğimiz çalışma dışı malzemeleri uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu genelde 2-3 defa yapıyor ve buna lokosit yıkaması deniyor. Değerli arkadaşlar. Bu e, ve böylece elde edilen e, bu lökosite PBS ile e, %10'luk DMSO e, solüsyonu ilave edilerekten artık çalışmalarda kullanılmak üzere ya saklama dolaplarına eksi, eksi 80'lere ya da bir sonraki çalışma basamağına geçmek mümkündür. Kan örneklerinin hazırlanmasında serolojik çalışmalarda da aşağı yukarı buna benzeyen bir teknik vardır. Fakat şöyle bir farklılığı vardır. Biz burada bir Yine bir santifüji işlemi yapıyoruz. Artı 4 santigrat derecede 10 dakika ve 3000 dakika devirli bir e, santifürüjde e, serum kısmı ve pıhtı kısmı dediğimiz yani süpernatant ve pelet kısımları söz konusu e, onlar e, ayrışmış oluyor biz serolojik çalışmalarda yani antikor tespiti yapacağımız için yani e, biz e, serumda e, ilgili maddeyi arıyoruz yani bizim savunmada yarattığımız e, savunma askerlerini arıyoruz. Antikorları arıyoruz. Dolayısıyla e, bazı biliyorsunuz yine güncelden örnek verelim. Covid'den, e, pandemiden. Şimdi e, ne deniyor? Bazen halsizlik falan uzun süre devam ediyor. E, başlarda insanlar bazı hafif atlatan e, Covid hastaları gitmiyor doktora ve sonuna doğru artık hem şüphesini gidermek için hem de iyileşti acaba benim üzerimden nasıl bir rahatsızlık geçti ben covid miydim diye hastaneye gidiyorlar hastaneye gittiklerinde işte 5 10 15 20 gün sonra veya bir ay sonra e, dolayısıyla o virüs vücuttan yok olmuş oluyor bu atlatmış bir, bir covid hastası için konuşuyorum rahat geçirmiş ve hasta hastalığı rahat geçirmiş ve canlı kalmış bir insandan bahsediyorum dolayısıyla şimdi biz bu hasta e, covid e, yani testi yapsak bir defa Covid yok bu bu insanın vücudunun hiçbir yerinde. Bize o o test e, bir cevap vermeyecek. Yani acaba korona e, geldi mi, Covid 19 geldi mi, enfekte ettim etmedim bilemeyiz. Peki nereden biliriz? <laughs> e, aynı güvenlik kameraları gibi bizim de. Ee, vücudumuzun e, böyle durumlardan sonra oluşturduğu yeni, yani başarılı durumlardan sonra oluşturduğu antikorlar vardır. Çünkü her has, e, her savunma hücresi e, her enfeksiyona cevap vermeyebilir. Her enfeksiyonun kendine özgü bir e, savunma hücresi yani bir antikoru söz konusudur. Dolayısıyla biz eğer Covid geçirmiş birinin, korona 19 enfekte olmuş birinin bu hastalığı geçirip geçirmeden özür dilerim tespit etmek için onun antikorlarına bakıyoruz. Biz insanda, insan türünde ne tarz antikorlar yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim elimizde bir antikor kartelası var. Yani ya A bu olabilir, ya B olabilir, ya C olabilir, ya D olabilir. Yani 3-5 tane ihtimalden veya yani 1-2 tane ihtimalden biri. Dolayısıyla biz o insanın kanını alaraktan santifürüz yapıyoruz. Üst kısmı serum bölgesinden ee, numuneyi uygun solüsyona koyup bir süre bekletiyoruz. 56 santigrat derecede 30 dakika su banyosunda be bekletiyoruz. Ve daha sonra su banyosundan çıktıktan sonra ee, biz ya isterse konu laboratuvar çalışması yoğunsa çalışmayı bekletmek için eksi 20'ye kaldırıyoruz. Ya da söz konusu antikorun tespitine e, e, giden testleri uygulamaya başlıyoruz. Fakat bu tarz e, serolojik çalışmalarda arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kan tüpleri katkısız olacak. Steril olacak yani hijyenik kan tüpleri, steril kan tüpleri olacak. Ve onlara dikkat edilecek.